Herkese merhaba, ismim Şeyda, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine 5 dakikada 5 dizi serisinin 4. bölümüyle karşınızdayım. Sizlere çok güzel, çok keyifli dizi önerileriyle geldim. Eğer bu seriyi daha önce izlemediyseniz yukarıya, şuraya bir bu oynatma listesini koyacağım. Dizi, kitap, film önerilerinde bulunduğum bir oynatma listesi var. Bu serinin de diğer bölümlerini buradan ulaşabilirsiniz. Evet, anlatmaya başlamadan önce kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz diyerek hızlıca başlıyorum. İlk olarak bahsedeceğim dizi An Astrological Guide for Broken Heart. Yani Türkçesi Kırık Kalpler için Astroloji Rehberi. Dizi bir İtalyan dizisi. Bekar bir kızımız var ve son ilişkisinden kalbi kırık bir şekilde ayrılmış. Son sevgilisiyle de arkadaş gibi olmaya çalışıyorlar. Çocuk gözünün önünde, hatta aynı işlerinden bir kızla sevgili falan böyle. Hani onu iyice yaralayan bir durum. Ne yapacağını bilemeyen, cool davranamayan bir durum içerisinde şu an kız. Tesadüfen böyle iş yerine tuvalete giriyor ve bir astroloji uzmanıyla tanışıyor orada. Çok tatlı bir arkadaşlıkları oluyor. Onun yönlendirmeleriyle bir şekilde ruh eşi arayışına giriyor kız da. Böyle burç olarak işte kendine uygun burç hangisi, işte başka flörtleri oluyor. Bu astroloji uzmanı ona işte, ama o şu burçta şöyle özellikleri var, o sana uymaz, o sana iyi gelmez, bununla iyi anlaşırsın falan gibi de böyle rehberlik desteği veriyor arkadaş. İzlemesi çok keyifli ve çok eğlenceli bir dizi. Böyle hani sizi çok yormayan güzel bir dizi arıyorsanız mutlaka şans verin derim. İkinci olarak bahsedeceğim dizi The Silent Sea. Yine bir Kore yapımı. Hatta böyle Squid Game'deki bir oyuncuyu da burada görüyorsunuz başrolde. Konusu şöyle: dünyanın çok büyük bir kısmı çölleşiyor ve ayda su arayışına giriyorlar. Ayda da böyle terk edilmiş bir tesis var. Bu işte su problemini çözmek için de o tesiste aslında bir şey var. Ne olduğunu söylemeyeceğim, spoiler vermek istemiyorum. Bir ekip oraya gönderiliyor ve bir sürü sırlar içerisinde gizemli, heyecanlı olaylar gelişiyor. İlk bölümden son bölüme kadar heyecan, sürükleyicilik kesinlikle devam ediyor. Bazı sahneler böyle uzun uzun çekilmiş gereksiz yere. O kısımlar biraz baysa da bence genel olarak konu çok iyi işlenmiş ve çok sürükleyici, güzel bir diziydi. Üçüncü olarak bahsedeceğim dizi yine benim çok eğlenerek izlediğim bir dizi. Bu dizinin de yine çok seveni de var, sevmeyeni de var. Dizinin adı Great News. Hatta bence ailecek de izlenebilecek türden bir dizi. Bir TV kanalında işe başlayan kızımız bir bakıyor ki annesi de orada stajyer olarak işe başlamış. Ve işte iş yerindeki eğlenceli olaylar, komik karakterler olan güzel bir komedi dizisi. Böyle tatlı tatlı aşk kırıntıları da var dizide. Anne zaten çok komik bir karakter. Kız zaten çok sempatik bir karakter. Aşırı kaliteli bir dizi diyemem. Çünkü komedide bunu bulmak gerçekten zor. Ama ben çok severek, gülerek izlemiştim. Dördüncü dizimiz Firefly Lane. Bu bir kitap uyarlaması dizi. Bu diziyi tek bir kelimeyle anlatacak olsam kesinlikle dostluk derdim. Sizi çok özendiren güzel bir dostluk işleniyor aslında konu olarak. Bu arada kitabı çok başarılıydı. Dizinin de aslında bu ilk sezon gayet iyi. Ama ikinci sezonda yapımcılar belki konuya sadık kalmayabiliriz gibi de bir açıklama yapmışlar. O yüzden merakla bekliyorum. Şöyle, lise zamanlarından beri çok yakın arkadaş, hatta en yakın arkadaş olan iki kızın hayatını konu alıyor. Ortak güzel hayalleri var. Birlikte bütün zorlukları göğüs geriyorlar. Ama sonunda bir sürpriz oluyor sezonun sonunda. İşler biraz değişiyor. Hayatları, ilişkileri biraz değişiyor. O yüzden bakalım nasıl olacak ikinci sezon. Merakla bekliyorum. Bence gayet keyifli, izlemesi güzel. Yer yer güldüren, yer yer duygusallaştıran bir dizi. Son olarak bahsedeceğim dizi de bir İngiliz dizisi, Crashing. Bu dizi de yine aynı şekilde çok seveni de var, hiç sevmeyeni de var. Ben sevdim. Konu çok değişik bence, çok güzeldi. Fikir de güzeldi bu arada. Kesinlikle sizi yormayan eğlenceli bir dizi. Şöyle, konusu şu: Londra'da artık kullanılmayan bazı yerleri, mesela bu dizide bir hastane, devlet hastanesi artık kullanılmıyor ve gençlere kiralıyorlar bunları çok uygun bir fiyata. Oraya yıkılacağı zaman başka yine böyle devletin bir yeri yine kiralanıyor. Oraya geçiyorlar. Bu şekilde geziyorlar. Artık bu kullanılmayan hastanenin kiracıları olan bir grup genç birbiriyle tanışıyor artık tabii. Ev arkadaşı gibi oluyorsunuz nihayetinde. Onların arkadaşlık ilişkileri, hayatları, özel hayatları, işte aşk ilişkileri, bunları konu alan bir dizi. Komedi dizisi aslında ama böyle çok kahkahalarla güldüğünüz bir komedi dizisi gibi düşünmeyin. Evet, benim anlatacağım 5 dizi bunlardı. Umarım beğenmişsinizdir, faydalı bulmuşsunuzdur. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben de sizin önerilerinizi aşağıya yorumlara bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.